Tanıyanlar da olur tabii. Ya abi açım sen anlamıyorsun ya. Aylardır kira vermiyorum, ev sahibinden de papazı bulduk ya. Seni anlıyorum abicim. Bugüne kadar da senin için elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi? E o zaman bir rol ayarla, o kadar dizi çekiliyor. Denizde kum, bizde dizi ya. Bir rol ayarla, 3-5 kuruş yolumuzu bulalım abi ya. Vallahi Ali'cim senin suratın eskidiği için çok zor oluyor. Artık senin devrin geçti. Bütün filmlerdeki kötü adam rollerini bile yakışıklı fıstık gibi gençler oynuyor. Hanedanı Dallas'ı seyretmiyor musun? Ya ne yapayım, öleyim abi ben ya? O kadar sinemanın eskisiyiz, bir rolü ayarla ya açım tamam ya. Tamam canım, tamam aklımda. Bak buraya da yazıyorum. Bundan sonra hem aklımda hem de gözümün önünde olacaksın. Merak etme. En ufak bir rol çıksın hemen sana haber vereceğim. Peki ben ne yapacağım, hiç 5 kuruşum yok abi ya. Tamam tamam hadi. Al şunu da Rüstem'den bir çorba içer. Tamam ben rol çıkarsa ya. Ara beni abi. Tamam. Ararım ararım ararım. Ara beni tamam mı? 20 kağıdımızı da kestin namussuz. Bir dakika, bir dakika. Bir şey mi vardı bayan? Ben sizi tanıyorum. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Siz şu Aşkım Günahımdır filminde oynayan adam değil misiniz? Nasıl da hatırladınız? O benim eski bir filmimdir bayan. Nasıl hatırlamam? Hiç unutmadım ki. Ya o kadar etkiledi demek sizi, sağ olun. Etkilemez mi hiç? Ne istedin o güzelim kızdan ha? Tam sevgilisine kavuşacağı sırada kirlettin kızı. Sen ahlaksız herif, aşağılık köpek. Hayda, ne diyorsun abla sen, film o. Filmmiş. Seni ahlaksız ırk düşmanı seni. Sizin gibileri linç etmek lazım. Linç, yürü, devam, devam, devam. Hop bayan, bir dakika ne oluyor ya? Hayda, hop hop. Aleykümselam. Senin adın Ali Kıl değil mi? Evet. Hani şu çamlar altında aşk filminde oynamıştım. Evet oynamıştım. Hani küçük bir kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmiştin. İyi de senaryo öyleydi, ne yapayım? Senaryo öyleymiş. Ulan çocuğun ailesi senelerce perişan oldu be. Benim de bir tane kızım var. Dua et o zaman elime geçmedin. Allah'ıma dilime lokma lokma doğrardım ha. O zamanlar mahallenin bütün erkekleri bu adiyi ararlardı. Ya bırakın şu film davalarını filan ya. Sen şuradan bir Beşiktaş alsana birader. Beşiktaş'a gitmez. Ama üstünde Beşiktaş yazıyor. Belki Beşiktaş takımını tutuyorum. Sana ne? O zaman bir taksim al bari abi. Taksime de gitmez. E nereye gider bu araba? Bu araba bir yere gitmez. Burada durur. Zaten onu alırsanız biz ineriz. Burada aile var. Ya bırakın arkadaşlar. Kocaman adamsınız. Ya ben de bir sanatçıyım. İn lan arabamdan aşağı. İn aşağı. En iyisini yapıyorsun şoför abi. Ya bırakın da iki tane çakayım şuna. Bırak Allah aşkına. Elini kirlettiğine değmez. Çık lan dışarıya. Ben bu arabayı sapıkları taşımak için almadım. Çık lan. Çık. Çık abi. Çık. Şey, o da şey. Çık. Siz şu Karlı Dağ'ın Fatması filmindeki ağasınız. Hay Allah. Evet. Kızımızı istedi diye zavallı garip çobanı öldürmüştünüz. Bayağı hatırlıyorsunuz filmi. Hatırlamaz mıyım? Kız tanıdın mı? Tanımaz mıyım? Ne işiniz var burada? Ben şu kredi formunu doldurmak istiyorum. Paraya ihtiyacım vardı acilen. Öyle mi? Zavallı çoban acılar içinde kıvranırken siz kahkahalarla gülüyordunuz ama. Üstelik çok da yakışıklı çocuktu. Zavallı adam kızın üzüntüsüne dayanamayıp verem olmuştu. Bakın bayan, ben bekarım. Evli olsaydınız şaşardım zaten. Kim evlenirdi sizinle? Ya işte bekar olduğuma göre kızım filan da yok. Hem o sadece bir filmdi. Filmmiş. Biz burada banka personeli günlerce ağlamıştık sizin yüzünüzden. Bakın size kredi versinler, ben istifamı basarım. Ben de. Bakın ben en iyisi sizin şefinizle bir görüşeyim. Konuş bakalım. Ne var? Ben kredi için. Yok kardeşim, yok. Ne yok? Form yok. Ama bakın burada duruyor. Şimdi yok. Ama biraz ayıp ediyorsunuz. Ya söyleyene bak. Bana bak kardeşim, ya adam gibi buradan çıkar gidersin ya da güvenliği çağırıp attırırım seni.
Peki ne yapalım? Gideyim bari. Bana mı diyorsun? Sana diyorum kocaman kakaya. Kardeşim sen sarhoşsun, git otur yerine. Sen Mahmutoğlu filmlerinde kızların hızına geçerken yok mu bunları kurtaracak diye bağıran sen değil misin lan? Nalan atan sen değil misin? Ben geldim lan kakaya. Hay Allah kardeşim sen sarhoşsun, git başımdan ya. Kakaya lan kakaya. 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 Buyurun efendim, ne istemişsiniz? Bir paket 2000 cigarası versene. Bana bak. Sen şu filmlerde... Bana bak, çabuk düşerim, terk et. Çabuk, çabuk terk et. Bir daha da ayağını buralara basma. Vallahi kırarım kemikleri senin. Uğursuz herif. Hey kötü adam. Buyurun efendim. Bana bak, sanatçı bozuntusu. Buyur abla. Yarın son. Tamam abla. Eğer kiramı yarın ödemezsen senin bütün eşyalarını kapının önüne atacağım, haberin olsun. Tamam abla. Zaten mahallenin de seni burada istemiyor, o kadar. O kadar abla. Tamam abla. Sayın seyirciler, bugün Ankara'da toplanan Kültür Bakanlığı heyeti son 20 yılın en iyi sanatçılarını seçti. En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray, en iyi karakter oyuncusu dalında Ali Kıl ödüle layık görüldü. Açıklama yapan bir yetkili, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatçılara sahip çıkılarak yeni tiyatro ve sinema salonları açılacağını ve bunun bir devlet politikası haline getirileceğini bildirdi.